Merhaba, hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Şimdi uzun zaman ara vermiştik yayınlarımıza. Bunun da bir nedeni vardı. Çünkü çok yayınlar vardı. Ortalıkta bir kirlilik vardı ve bunu aşmayı bekledik aslında. Şimdi biraz daha artık yayınlar böyle durmuş durumda. Biz de başlayalım dedik haliyle. Şu an konuğum Nilüfer Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Işık. Zira son zamanlarda biliyorsunuz İzmir'de meydana gelen depremden sonra arama kurtarma ekiplerine çok sayıda kişi de üye olmak istiyor. Aslında bunun prosedürleri nedir? Kimler üye olabilir ve neler yapılabilir konuşacağız Fatih Işık'la. Fatih abi hoş geldin. Merhaba, merhaba Yankı. İyi Şimdi akşamlar. seninle tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. 2007 yılına dayanıyor. Benim de derneğe ilk üye olduğum zamana. Bu zamandan Evet. sonra aslında baktığında Nilüfer Arama Kurtarma Derneği de çok fazla ivme kazandı. Yani uluslararası bir dernek oldu. Birçok olaya gitti, Evet. depreme gitti ve can kurtardı. Aslında bakarsak şu an uluslararası seviyede bir dernek. Öncelikle en merak edilen soru arama kurtarma gönüllüsü olmak nasıl oluyor ve nasıl bir duygu? Evet, şöyle şimdi herhangi bir derneğe üye olmak için Türkiye'de zaten dernekler kanununun getirdiği en önemli kriter 18 yaşını doldurmuş olmak. Yani 18 yaş ve üzerinde bir yaşta olmak. 18 yaşını doldurmuş herhangi bir arama kurtarma derneğine üye olabilir. Ama tabii arama kurtarma derneği dediğimiz zaman farklı bir süreç söz konusu oluyor. Neden? Şimdi diğer dernekler biraz daha böyle belki boş zamanları sosyal faaliyetlerle doldurma, topluma faydalı olma adına ya da belki kişisel bir takım arzu ve isteklerimizi tatmin etme adına üye olduğumuz yerler olabilir. Biz Gönüllü Arama Kurtarma Dernekleri bir tık bundan farklı sebebi şu. Evet, gönüllü bir oluşum fakat insanların kaçtığı bir takım olayların içine girip orada hayat kurtarmak için bir araya gelmiş insanlarız. Bu sebeple bizim derneklerimize üye, yani bu tarz gönüllü arama kurtarma derneklerine üye olunduktan sonraki süreçte çok da hani böyle gönlünüze göre hareket edemeyebilirsiniz açıkçası. Evet, şimdi üye olma koşulları nedir diye sorsam sana? 18 yaşını doldurmuş herhangi biri gelip üye olabilir. Üye olurken standart Türkiye'deki birçok organizasyona üye olurken istenen evraklar gibi bir takım evraklar talep ediyoruz. Bunlar işte nüfus cüzdan fotokopisi, işte aile hekimi tek hekim raporu diye geçiyor. Aile hekimi veriyorsa bir sağlık raporu. Çünkü bizim yaptığımız işin içinde fiziksel bir takım aktiviteler var. Orada bir sağlık raporu ile ilgili bir sürecimiz oluyor. Sabıka kaydı talep ediyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmaz şart üye başvuru formu. Bunu da doldurmaları gerekiyor. Bu evrakları getirip bize teslim eden herhangi biri ya biz kendi derneğim adına konuşuyorum, Nilüfer Arama Kurtarmak adına konuşuyorum. Üyelikle ilgili sürecini başlatmış oluyor. Ama tabii ki bu evrakları getirip vermiş olmanız demek bir arama kurtarma derneği ya da bizim derneğin üyesi olduğunuz anlamına gelmiyor. Bizim üç tip üyelik kriterimiz var. Bu tüzüğümüzde belirlediğimiz kriterlerden bahsediyorum. Evraklarınızı getirip toplantıları düzenli takip etmeye başladığınız anda aday üye statüsüyle üye oluyorsunuz. Toplantıları düzenli takip ettiğiniz zaman yine işte tüzükte koyduğumuz bir takım kriterler var. Yani belli bir sürenin geçmesi, işte birkaç mevcut hali hazırda asıl üyenin önermesiyle gönüllü üye statüsüne geçiliyor. Gönüllü üyelikte de işte belli bir süremiz var, yine 2 yıl gibi kesintisiz gelmeniz, eğitimleri, toplantıları takip etmeniz ardından asıl üye sıfatına ulaşılabiliyor. Ama hemen bir tırnak açalım burada. Bu üç üyelik arasında, daha doğrusu gönüllü üye ile asıl üye arasında neredeyse hiçbir fark yok. Ama aday üye biraz daha farklı. Yani aynı süreçlerde bulunuyor arkadaşlar da. Sadece çok basit işte yönetim kuruluna üye olabilme gibi bir kriter farkı var. O kadar. Onun dışında neredeyse her şey aynı üyelik statüsü olarak. Şimdi mesela bir arama kurtarma gönüllüsü olundu diyelim. Bunun belli eğitimleri var tabii. Az önce de biraz daha girmeye çalışmıştın aslında ama bir arama kurtarma gönüllüsü ne türlü eğitimlerden geçiyor diye sorayım öncelikle. Sonrasında başka bir sorum daha var.
Evet, şimdi şöyle, diğer STK'ları, diğer dernekleri bilemem ama bizim derneğimize üye olan herhangi bir arkadaş isterse yıllardır, yani 20 yıldır başka bir arama kurtarma derneğinde ya da başka bir organizasyonun içerisinde olsun, biz o arkadaşımızı sıfır kabul ediyoruz. Çünkü tabiri caizse her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Bizim derneğimizin de kendine has bir takım özellikleri var. Olaylara müdahale etme şekli farklı diğer organizasyonlardan. Dolayısıyla bizim aramıza katıldıkları anda temel afet bilinci ve depremle yaşam eğitimlerinden başladığımız bir eğitim müfredatımız var. Yani sıfırdan başlıyoruz. Ardından kademe kademe işte doğada kayıp kişi davranışları, doğada arazide kayıp kişi aramayla ilgili bir takım arama teknikleri eğitimi, kullandığımız teknik malzemeler, işte yüksek bir kayadan inmek gerekirse eğer operasyon esnasında oradan nasıl inmemiz gerekiyor, oradaki malzemeler nelerdir, nasıl istasyon alınır ya da kentsel arama kurtarmanın içinde çok fazla kullandığımız işte elektrikli kırıcı, duvar kesmek için kullandığımız özel testereler, kesiciler var. Onlar, yani hidrolik kesme ayırma gibi bir takım sistemler, bunlar nasıl kullanılır? Bunu da İzmir depreminde Kış gördük aslında koşullarında kullanırken birçok kişiyi. tabii, evet. Kış koşullarında hayatta nasıl kalınır doğada? Çünkü bu da çok önemli bizim için. Kış koşullarında araziye çıkıp o koşullarda kaybolmuş insanları arıyoruz. Ya da trafik kazalarında işte araçlar nasıl kesilmelidir? A direği neresidir arabanın? B direği neresidir? C direği neresidir? İlk müdahale araca nasıl olur gibi bir takım daha teknik, daha spesifik eğitimlere zamanla geçiyoruz. Bu da aşağı yukarı bizim aramıza katılan bir arkadaşın operasyonel anlamda karşımıza gelebilecek birçok olaya müdahale edebilmesi adına minimum bir yıl bizim verdiğimiz bu farklı eğitimleri alması gerekliliğini doğuruyor açıkçası. Çünkü yaptığımız iş biraz riskli. Az önce de söyledim sanırım. Normal şartlar altında insanların kaçtığı yere giriyoruz biz. Yani orman yangını oluyor. Oradaki insanlar kaçıyor. Orada yaşayan canlılar kaçıyor. Biz yanan ormanın içine girip orayı söndürüyoruz mesela. Ya da işte deprem oluyor. En son örneği az önce senin verdiğin örnek. İzmir'de biz gittiğimizde AFAD bizi barış sitesinde, Bayraklı'da barış sitesinde görevlendirdi. İşte ilk üç katı tamamen yıkılmış bir bina hayal edelim. Dördüncü kat tam parçalanmış, durmuyor. Yerinde değil yani, yarım yamalak ayakta. Beş, altı ve yedinci katlar yukarıda, onlar da parçalanmış. Tabiri caizse kimi çekili bomba gibi o binada işte arkadaşlarımız gelip de hayatta birileri var mı onları arıyor. Dolayısıyla eğitim süreci biraz meşakkatli ve uzun. O yüzden toplantılara da katılım göstermelerini ayrıca talep ediyoruz arkadaşlar. Evet, dün de zaten bu konuda bütün ekibi bir eğitim vermiştiniz. Şimdi şunu sorayım. Arama kurtarma gönüllüsü oldu bir kişi. Eğitimleri de aldı. Bir sene sonunda artık hazır. Tabii tatbikatlar da yapıyorsunuz. Ve yani arama kurtarma gönüllüsü olan kişi sonra operasyona dahil olabiliyor. Peki, şimdi her insan bunu kaldıramaz. Çok ağır bir psikoloji gerektiren bir şey. Yani Doğru. Doğru. arama kurtarma gönüllüsü olabilmek için illa enkaza mı girmek gerekiyor? Yani bir insan nasıl katkı sunabilir enkaza girmenin dışında? Çok güzel bir soru. Bizim aramıza dahil olma kararını veren herkese ilk söylediğim şey şu. Herkesin yapacak bir şeyi var. Yani bu son İzmir depremine gittik. İşte tabii ki biz orada büyük bir olaya gittiğimiz zaman kendi imkanlarımızla olay yerinde günlerce kalabilecek pozisyonda gidiyoruz. Yani bu şu demek. Bizim büyük çadırlarımız var. Arkadaşlarımızın içinde kalabileceği gibi. Biz bunları ana kamp çadırı olarak adlandırıyoruz. Mutfak çadırımız ayrı. İşte gittiğimiz olay yerinde, çok özür dilerim ama bu tarz yerlerde tuvalet gibi bir takım erzem ihtiyaçları bulmak güç oluyor. Sahra tuvaleti diye adlandırdığımız kendi çadırımız, yine tuvalet çadırı ayrı. Tam ekipmanla gidiyoruz. Olay yerine gittiğimiz zaman uzun süren bir operasyonsa biz orada kendimize tabiri caizse küçük bir köy kuruyoruz. Şimdi ya diyelim ki aramıza biri katıldı. Fakat işte aktif kısımda yer alıp da enkazın altına girip orada bir enkaz altında bir cenazeyle karşılaşmak ağır gelebilir bir kişiye. Biz aramıza katılan arkadaşları üyemiz olduğu ilk gün itibariyle karakterlerini analiz etmeye başlıyoruz. Hatta geçmişte psikolog arkadaşların hazırladığı basit karakter analizi testleri de uyguluyorduk. Şimdi bir süredir onu yapmıyoruz.
Arkadaşlarımızın karakterlerini analiz etmeye başlıyoruz. Bu cenazeyle ilgili kısımda ya da işte arama kısmında, aktif kısımda rol alamayacak arkadaşlarımızı daha geri görevlerde, atıyorum lojistik gibi, işte enkazda yoğun şekilde fiziksel güç harcamış arkadaşlarımız ana kampa döndüğü zaman onlara bir bardak çay verilmesi de çok önemli bir şey bizim için. İşte o çayı da hazırlayan ya da kendi malzemelerimizi ana kampımıza emanet ettiğimiz kişi de bizden biri. Güvenerek emanet edebileceğimiz birine ihtiyaç var. Dolayısıyla afet ve acil durum yönetimi konusunda bu tarz olaylara her yaş grubunda, 18 yaş ve üstünden bahsediyorum, her yaş grubundan herkese bir görev düşüyor, herkese bir vazife düşüyor. Burada az önce söylediğim şeyi yinelemek isterim bu soruyla ilgili. Biz kendimiz görünmeyen bir takım çizgiler çiziyoruz. Bu çizgiler sarı, yeşil, kırmızı çizgiler. Olayın dışında bu çizgiler. Bazı arkadaşlarımız sarı çizgiye kadar geliyor, bizi orada bekliyor. Bazıları yeşil çizgiye kadar geliyor. Orada onlara ihtiyacımız var. Bazıları da olayın sıcak noktası kırmızı çizginin içine giriyor. Ve onlara da orada ihtiyacımız var. Sözün özü şu. Ya herkesin yapabileceği bir şey var. Biz arkadaşlarımızı görevlendirirken zaten onların karakterlerini göz önünde bulundurarak o şekilde görevlendiriyoruz. Yani az önce dediğin gibi hani bir su bile vermek, bir çay bile vermek bir şey, ama bunun yanında mesela tabii sizin araçlarınız var. Bunları kullanan insanlar olabilir yine. Hani şoförlük yapabilir evet, sadece evet, eğitimini aldıktan sonra. Ya da ne bileyim işte malzeme taşıyabilir size, o büyük hiltiler evet, dediğimiz, işte hava yastıkları dediğimiz şeyleri. Ya da ne bileyim sedyenin inmesinde yardımcı olabilir. Yine doktorlar gelebilir, sağlıkçılar gelebilir enkazda. Tabii. Yine yardımcı olma amacıyla. Yani gerçekten çok geniş bir skalası var. Şimdi biraz şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi dedik arama kurtarma gönüllüsü olmak, ama arama kurtarma gönüllüsü olunduğunda, bir olay olduğunda, deprem olduğunda oraya bir an önce hadi gideyim demek değil şimdi arama kurtarma gönüllüsü olmak. Bunun da bir prosedürü var. Yani AFAD bünyesine sıraya giriyorsunuz. AFAD çağırdıkça gidiliyor. Buna istersen şöyle bir örnek verelim. En son İzmir depreminden örnek verelim. Haber geldi. Daha doğrusu burada sarsıntıyı hep birlikte hissettik. Ben dedim ki inşallah bunun merkez üssü Bursa'dır. Çünkü bu çok sallandık. Yani burası böyle sallandıysa İzmir nasıl sallandı tahmin bile edemiyorum. Neler gelişti sonrasında? Nasıl bir prosedür izlenmiş oldu? Şimdi İzmir depremiyle ilgili konuşuyorsak eğer şöyle bir şey oldu. Zaten ben bir arkadaşımızla, dernekten bir arkadaşımızla yolda araçtaydım. Ve telefon aldım. Böyle bir olay yaşandığı zaman Türkiye genelinde birçok kişi beni arıyor. Tabii yıllardır bu işlerin içinde olduğum için. Şöyle bir şey gelişti. Bursa'dan arayan oldu, Muğla'dan arayan oldu ve Balıkesir'den arayan oldu. Yanımdaki ekipten olan arkadaşımıza şunu söyledim. Dedim ki bak, bu olay büyük bir olay olabilir. Bir yerlerde bina yıkılmış, binalar yıkılmış olabilir. Keza kısa bir süre sonra da ne yazık ki İzmir'in başına gelen bu olayı öğrendik. Zaten siz yoldayken ben aramıştım. Yani bize görüntüler düştü. Evet. Dedim en az 9 bina saydığımı söylemiştim yani toz bulutlarından. Evet. Ondan sonraki süreç nasıl gelişti? Doğru. Tabii böyle bir şey olduğu zaman Türkiye'de artık eskisi gibi biz bir arama kurtarma derneğiyiz, haydi bakalım biz geldik olaya müdahale ediyoruz diyemiyorsunuz. Sizi yetkili kurumların tanımış olması gerekiyor. Biz de bu noktada köklü bir arama kurtarma derneği olduğumuz için, eski bir dernek olduğumuz için bazı kamu kurumlarıyla protokollerimiz var. AFAD Bursa'daki arkadaşlarımızla görüştük hemen durum nedir diye. Tesadüf eseri de AFAD Bursa olay yeri koordinatörü olarak İzmir'e gönderildi. Yani oradaki olayı koordine eden AFAD Bursa'ydı. Ve bize şunu söylediler. Dediler ki zaten Bursa'daki STK'ların bir ortak WhatsApp grubu var. Oraya da hemen depremden sonra hazırlık yapın ve bekleyin diye mesaj gelmişti. Dediler ki bize imkanlarınız el veriyorsa biz yola çıkıyoruz AFAD Bursa olarak. Sizler de hemen yola çıkın. Buna rağmen tekrar biz Elazığ depreminde şöyle bir olumsuzluk yaşadık açıkçası. Oradan birçok veri geldi bize Elazığ'dan. Çok fazla enkaz var vesaire gibi bir durum vardı. Buradan Elazığ'a öncü bir ekip çıkarttık, arkadaşlarımızı gönderdik ama 1000 küsur kilometre yol. Gittiler ki arkadaşlarımız 2-3 tane enkaz var, bir sürü ekip var. Dolayısıyla da Bursa'dan Elazığ'a boşuna ekip göndermiş olduk. Böyle bir şey olduğu zaman da bir dezavantaj söz konusu oluyor. Diğer kentlerde bir zafiyet doğuyor. Yani çevre kentler kendi kurtarma ekiplerini olay olan kente gönderdiği zaman
o kentte büyük bir olay olursa bu sefer bir zafiyet doğmuş oluyor, ekip azalıyor. İyice tartabilme adına İzmir'den de biz de birkaç görüşme yaptık ve olayın vehametini öğrendikten sonra ekibimize hemen arkadaşlarımıza kendi WhatsApp grubumuz var. Oradan duyurusunu yaptık. Zaten biz duyuru yapmadan kendi arkadaşlarımız da gelelim mi, durum nedir, hazırlık yapıyoruz, çantalarımız hazır gibi yazmışlardı bize. Söyledik. Bizim Nilüfer Arama Kurtarma'nın NAK'ın merkezi, sen de çok iyi biliyorsun, Nilüfer Belediyesi İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde. Aynı zamanda da benim iş yerim. Hemen İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne geldi arkadaşlarımız. Orada malzemelerimizi hazırladık. Ardından da hemen yola çıktık. Zaten Cuma akşamı hemen deprem olduktan sonra oradaydık biz sıcak Evet. saatlerde ve gittiğinizde de yine siz kafanıza göre yol üstünde şurada enkaz var biz hemen müdahale edelim diyemiyorsunuz. AFAD'a ya da olay yeri koordinatörü resmi kurum hangisiyse ona gidip müracaat yapıyorsunuz. Kaç kişi gittiniz, araçlarınız ne, kapasiteniz ne, yanınızdaki teknik malzemeler neler? Buna göre sizi enkaza gönderiyorlar ya da daha geri plandaki bir takım olaylarda değerlendiriyorlar. Biz kaydımızı yaptırdık. Kaydımızı yaptırdıktan sonra da yaklaşık bir saat içinde hemen işte barış sitesine arkadaşlarımızı yönlendirdiler. Evet, şimdi orada olanları zaten paylaşmıştın daha önce de. Şunu sormak istiyorum. Sen Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi'nin kurucususun. 2004 yılında Evet. kurdun ama yine Evet. 99 depreminde çalışan insanlardan birisin. Peki Evet, bu doğru. kadar yıldan beri baktığımızda nereden baksan 20 seneyi geçen bir arama kurtarmacılığın söz konusu. Neler Evet. söyleyeceksin? Yani unutamadığın ne var? Neyle karşılaştın bugüne kadar? Böyle seni en derinden etkileyen. Evet, şimdi bu İzmir depreminden sonra bir sürü yeni üye var. Bize müracaat ettiler ve onlarla 2 haftadır bir araya gelip bu olayın detaylarını paylaşıyoruz. Gönüllü arama kurtarmacılık nedir? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan da bana bazıları bu soruyu sordu. Ben 40 yaşındayım ve 17 yaş, 18 yaşımda afet ve acil durumlarda gönüllülük nedir? 18 yaşımda öğrenmiştim. Zaten öğrendim, ardından 99 yılında deprem oldu ve oraya gittim. Yaklaşık ömrümün yarısını bu tarz olaylarda geçirdim. İnan, kaç olaya müdahale ettim sayısını bilmiyorum gerçekten. Aklımda kalan ne var diye sorarsan eğer en keskin örneklerinden biri 6-7 yıl kadar önce bir akşam arkadaşlarla Cuma akşamı oturuyorduk hep birlikte ve bir olay ihbarı geldi Orhaneli yolunda. Tam Doğancı Barajı'nın başlangıç noktasında böyle dar bir alan vardır. Yoldan aşağı yukarı 70-80 metre aşağıda su kanal gibi bir alanda toplanıyor. Doğancı Barajı'nın bir ucu orası. Dere gibi, kanal gibi bir alan. Ama derin. 2 gündür kayıp olan birinin arabasını suyun içinde bulduklarını söylediler orada. Gece saat 11 gibi o otomobili ve içindeki cenazeyi çıkartmak için olay yerine gittik arkadaşlarla. Yaklaşık saat 3 gibi sabaha karşı, ertesi gün sabaha karşı 3 gibi olay bitti, nihayete erdi ve artık vinç arabayı sudan çıkartma noktasına geldi. İçerideki cenazeyi çıkarttık. Biz de aşağıdaydık tabii, bayağı yorulduk. Çok da dik bir yamaç bu bahsettiğim yer. 70-80 metrelik bir yamaç. O aşağıdaki iş bittikten sonra yola çıktım. Yol uzun zamandır, yani yaklaşık 2-3 saattir kesiliydi. Çift taraftan trafiği kesmişlerdi. Ve Orhaneli'den Bursa'ya gelen, Bursa'dan Orhaneli'ye giden arabalar ne yazık ki yolda mahsur kalmışlardı bu aracın çıkarılma işlemi için. Dağa çıkarken tam o yola, asfalta ulaşma esnasında biri kolumdan tuttu. Tanımadığım biri. Ve dedi ki, sabaha karşı saat 3'ten bahsediyorum, İyi ki bu ülkede sizin gibi insanlar var. Sizler olmasanız şimdi o cenazenin ailesi nasıl onun yerini tespit edip onu oradan çıkartıp alıp defnedeceklerdi. İyi ki varsınız dedi. Bunu hiç unutamıyorum. Gözlerime bakıp söylemişti tanımadığım biri. Bir de bu depremden döndüm, İzmir depreminden, yani kısa bir süre önce. Ertesi gün gibi dinlenmiştim işte, evden çıktım. Yaşadığım binanın hemen dibinde tanımadığım biri demek ki televizyonda görmüş bizi ve beni biliyordu herhalde. Bir Nilüferli olarak sizlerle gurur duyduk, çok teşekkür ederiz dediler. Bu da yakın zamanda yaşadığım bir anekdot, böyle sizlerle paylaşabileceğim bir anekdot. Çok şey var, benim aklımda kalanlar bunlar ama dediğim gibi ömrümün yarısından belki de biraz fazlasını bu işlerin içerisinde geçirmiş biri olarak çok olaya müdahale ettim ve çok olay yerinde bulundum Evet. açıkçası.
Valla onların bazılarını seninle birlikte yaşamıştık bu 2007 Evet, doğru. yıllarında. Bayağı da olaya gitmiştik seninle birlikte. Valla çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çünkü bu arama Sağ olun. kurtarma gönüllüsü olmak her depremin ardından insanların aklında bir ışık yanıyor ve bunu düşünüyorlar. Ama bir yol bilmiyorlar, iz bilmiyorlar. Hani ne yapabiliriz bilmiyorlar. Umarız yararlı bir yayın olmuştur. Çok teşekkür Umarım. ediyorum yeniden. Değerli izleyenler, Ben bizden bu teşekkür kadar. ederim. Farklı bir yayında yeniden birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.